uzun vadede planladığımız ve daha önce üzerinde çalışılmış Büyükşehir'in çalıştığı Avera, yani Dibek'in üstündeki kuyulardan, Büyükşehir eskiden su basan kuyuların devreye alınması ve o suyun Akçakale'ye aktarılması. Onu da şöyle bir, yani Büyükşehir'in ifadesi Süskin'in, yani bunu da 1,5-2 yılda Akçakale'ye ulaştırmayı planlıyoruz. O su gelirse bütün bu sulardan kaliteli, ben o suyu biliyorum, şaşal gibi bir su, çok kaliteli dağ suyu. Onun için herhangi bir taban suyu veya dediğim gibi sudan arıtılmış bir su. Yani o gelirse işimiz daha kolay gelecek yani. Fakat dediğim gibi önümüzde bir zaman dilimi var. Mustafa Karatay kardeşimiz teşebbüste bulundu, biz de destek veriyoruz. Şu anda 120 kadına, şu anda tekstil atölyesi hazır. Yani bugün, yarın, bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde çalışılacak. Evet. Bu 120'yi hallettik. Yanına 120 tane daha erkek ilave edeceğiz 2-3 ay içerisinde. Edecek 240. Hatta yatırımcı varsa ben mevcut belediye binası derse işime yarar. Şu anda çalışır, yine binayı boşaltıyor. Boşaltarım, başta çadır kuracağım. Yeter ki insanlara ekmek verelim. Yani belediyenin yani şatafatı olmuş, binası olmuş benim çok umurumda değil. Şimdi bizim meslek şehir okulunda iki tane, üç tane ben orada çalışıyorum bir deseyi olası. Üç tane affedersiniz hangar var. Yani bu modelde. Bunun iki katı büyüklüğünde. Birisini dershane olarak kullanmışlar. Diğer ikisi bu zeynekler boştur. Dedim eğer yatırımcıyı getirebilirsek, bu yatırımcılara diyeceğim ki arkadaş bu iki hangarı da ben üniversiteden kiralayayım. Kapısını da öbür ana yoldan bağlayayım. Yani üniversiteden irtibatını keseyim. Yeter ki dediğin gibi bir hareket olsun. Şimdi o noktada yani bu iş adamları ile ilgili temaslarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Umut ediyorum ki yani bu yılbaşına kadar, yılbaşından sonraki kadar bir dönemde yani bir 500 kişilik bir istihdam alanı yaratacağız. 1981 yılında ayrıldım ilçeme, Akçakale'mize. 38 sene sonra döndük. Birçoğunuz da ve Akçakale kamuoyu da bunu hayretle belki karşıladı. Antalya gibi değil. Yani Antalya'da Koskep Başkanlığı'ndan, Akçakale'de Belediye Başkanlığı'na geldik. Niye geldik? Çok kısa bir şekilde onları size arz etmek isterim. Bir defa Sayın Başkanım'la, Sayın Mehmet Yalçınkaya'yla çok uzun yıllara dayalı bir yol arkadaşlığı var. Kendisi bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Bize birçok defa her konuda, gerek mesleki konuda, gerek bürokratik konuda, gerek siyasi noktalarda öncülük etmiştir. Akçakale'de yanımda olmanı istiyorum dedi ve kendileri de ifade ettiler. Akçakale Belediyesi'ne de herhangi bir en ufak maddi külfetimiz olmadan burada 20 ile yakın bir COSGAP deneyimim var. Urfa COSGAP Müdürlüğü'nde bulundum. Adıyaman'da keza en son görevlerim de Antalya. Şimdi Antalya'dan Akçakale. Herkes bana soruyor. Efendim niye? Şimdi bu ilçeye bir vefa borcunuz varsa, Cenab-ı Allah da size bu imkanı sağlamışsa gelip bu borcunuzu ödemek durumundasınız. Benim dedemi de, babamı da, babam hayatta 86 yaşında biliyorsunuz. Bir de rahmetli abim de bu ilçe çok iyi bilir. Bu ilçenin hizmetinde olmuşlardır. Bu noktada da Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bana olan güvenlerinden dolayı. İnşallah o güvenini Rabbim bizleri mahcup etmesin. En iyi şekilde ortaya koyacağız. Her daim gönül kapımızda belediyedeki fiziki mekanlarda, kapıları da gereksiz basın mensuplarımıza, gerek Akçakale'de hemşerilerimize açıktır. Akçakale'nin emrinde 7-24 tabiri caizse çalışmaya başladık. Ben bu şekilde bir yerde bir parası yedim. Ben niye gidip bu şekilde bir yerde bir parası yedim?